için. İçeri saldıkları hayvanları çıkarıyorlar. Çünkü videoya yakaladım daha önce. Kapımın önünden. Barındığı yerde. Başka göremiyoruz. Sadece Kadriye Orhun'un ve Tuat Avni Orhun'un kedisi. Balkonundan çağırsana girsin evin içine. Kesinlikle pislik ve hayvan kokusu. Ağacın dibine de bir şeyler sermiş. Sabah kapıyı açanda 5 vakitli komşu değil, cami için açmadı. Sonra giderken gördüm onu, birazdan gelir. Neymiş bunlar? Oo, kaç tane bira içmişler, bira sıfası yapmışlar burada gece. Meyhane. Böyle bir birliktelik. Kim bunları güdenler de belli. Hepsi onları işip biçip biçip noktaya noktaya işlediler. Ve ben çıktım diye anında fırlayacak olduğu fırlama gibi. Evet, göstermek için faili kim? Dün yediğimiz sivrisinekler. Yani bu şeylerle gaza getirecekler, getirecekler. Ne yapacaklar? Hasta edecekler. Kanser edecekler. Suçlu gösterecekler. Ondan başka ne yapacaklar? Tabii ki ben gaza gelip videolarımda söyleyeceğim bazı şeyler. Hoşlarına gidiyor. Kimse seyretmese onlar seyrediyor. Başkalarının seyretmesini de istiyorlar belki. O yüzden gözümüne soktular. Ana, oğul, iç hamsterlarını o yüzden gözüme soktular. Tüm gece yaptıkları şeye bakın yani. Hiç görmediğim üçlü yeni bir köpekle. Ve odamızın, karımın odasında üç sivrisinek. Benim odamda üç sivrisinek. Sanki burnlarının saldıkları yetmezmiş gibi. Üçer tane hem de havlayarak vaaa diye soktular. Kedilerle nara atarak kaç kez yaşadım. Sanki sesle kediler gönderiyor köpekler. Evin içine onları. Kendine zulmeden olarak tartılacaksınız. Ki ben burada kendimi savunmaya çalışıyorum. Siz bize zulmederek tartılacaksınız. Zulmeden olanlar olarak. Bu şeylere kör kalanlar. Tek hayvan ne kadar bilmem ben. Bu hayvanların ne işe yaradığı belli. Alacak. Tek hayvan tek sinek yetiyor bunlara. Boşuna getirmedi buraya. Eski hamilesin oldu.
yarım yedi. Kesinlikle kurban eti. Şimdi yeni bir tane durmadan yumurtlayan hayvan. Kim bilir ne hastalıkları var. O yüzden getiriyor buraya. Hala hamile karnı sarkıyor. O kaybolmadan tekrar hamile olacak. Resmen zavallı kedi hastalıklı diye. Kuru çıkan makinesi olarak kullanıyor. Çünkü yavrular kaybedecek. Kaç tane yavru gördük oradan? 3 tane. Neyi vardı arada? Satan ismi kamyon dediği kurban ettiler büyüler için. Böyle şerefsiz namussuz ya. Çok olmadı bitti ondan söylüyor. Biz artık hayvanlara bakmıyor muyuz? Ondan sonra leğen dolu bu. Adamın penceresinin dibine kadar. Ve bu hayvan balkonuna bak. Biz hayvanlara bakmıyoruz artık. Evet. Nasıl satayım? Boşuna yazmıyor yalancı perçeminden. Bekleyin görün. Bu Romalı cadının ve oğlu akbaba. Tüm medya yönetiklerine hiç kuşku yok. Tüm Türkiye'deki sokak hayvanlarının birini tutanlardır bunlar. Bunu görmeyen gör. Mizah dergilerinden medya var. Görmeyen gördür. Ne için böyle işlemler için? İnsanlara zarar vermek için. Yamacılık için, akbabalık için. Sadece videolarında olan yüzlerce bu koşturanlar. Hani bir de olmayanları düşünün. Bir de eskisini düşünün ve videoları çekmeye başladığım zaman kaybolur bunlar. Buzdağının tepesi. Tepesinin tepesi. Köpek millete bak yani. Ne? Orada biz orada içeceğiz be. Orada rakı içmek, bira içmek çok hoş. Parkın içinde olmaz. Temiz havalar çok. Biraz egzozla falan daha iyi işler. Meyhane orada olacak. Çünkü hepsi oraya işeyecek. İçip içip işeyecek kanallara. Ve çobanlık yapacaklar. Penceremizin önüne. Kapının önündeki yetmez gibi. Ne oldu? Kakadırıya seni mi gönderdi? Karımın ayağını kırarmış kara kedi. Önümden kara kedi geçirecek. Uğursuzluk. İnanırsan. Ne yapacak? Otayacak. Veya sıçacak. Ne arıyorsun? Orada kanal var. Boru kanalı. Ha? Ne arıyorsun orada? Beni de üstüne çekip düşüreceksin, ayağımı kırdıracaksın. Evet. Bunun sahibi burada oturmuyor. Fakat gönderiyorlar. Vitka, satanist, siyonist. Analarına gönderiyorlar. X hamsterlık yapsın diye. O yaptığı şeyler için özel eğitilmiş hayvanlar. Ve bizim Müslümanlar sahip çıkıyor. Yediğimiz işkenceler belli. Sünnettir. Evet, şimdi oraya çekeceğim beni. Orada gaza getireceksin değil mi? Orada. Biz hayvanları sevmiyoruz, zalimiz. Kovacağız. Çıkmışken suyunu değiştirelim bu kuşların. Ve tekrar bu işlemleri. Tekrar bu işlemleri. Hiç ceza almadan. Ki bu az yani. Tekrar bu işlemi. Ne vardı burada? Kedi vardı. Onun için yaprak kırmıyor. Yıldırım gibi kaçtı oraya. Bütün gece bunlara da bastırıyorlar. Bütün kafam. Pusik. Bekleniyorum orada. Ne işin var burada? Kedi yavrularına bakın. Hepsi adamın önüne. Yedi tane hala duruyor be. Yenilemediyse. Kaşın arasını satayım. Kaşın altına. Kaşın be.
Bu hayvana zalim, hayvanları sevmiyor. Hayır, onlar adamın penceresinin dibinde olacak. Buralara gelme. Ne işin var burada? Seni gözetliyoruz. Ne işin var burada senin? Sinekleri öldürmeye çok günah. Bu şeylerin hepsi yetişecektir. Pastasımızın üstüne sıçma. Burnunun üstüne sıçma. Noktaya sıçma. Parazit üretme. Toksoplazmada yatmaya, kabız etme, kanser etme. Say sayabildiğin kadar. Açık kalmış, biraz kapatmadım. Aradım dedim, dün gelen o üç yenisi. Daha önce hiç görmediğim, nereye sıçtırdı acaba? Çünkü geliyorlar böyle yabancı olarak. Hiç daha önce görmediğim tipler. Yeni tip köpekler. Hepsinin sıçtıracağı yer burası. Yurt dışından bile gelseler, hepsi sıçacağı yeri biliyor. Başka şehirlerden geliyorlar. Soruyoruz, nereden? Manisa'dan. Kocaeli'nden. Hepsi sıçacağı yeri biliyor. En azından eskiden. Hepsi hayvanları ileri geri buradan dolaştıracağı yeri biliyor. Buraya tedire bağlayacağı, ağaca bağlayacağı yeri biliyor. Kaşındıracağı, yuvarlandıracağı yeri biliyor. Hepsi yeni bir park. Bir daha saldırdılar dışarıdan diye. Fuat'ın işi. Hepsi, bütün yabancı köpekler. Hepsi yeri biliyor be. Bunları da hiç görmedim daha önce. Kesinlikle sahipliği. Sokak hayvanı rolünde. Hepsi yeri biliyor be. Hepsi turnikeyi biliyor. Hepsi evimin önünü biliyor. Daha önce geliyordular. Hiç görür görmez pat. Kıbleme, namaz kılarken. Sıçma. Veya balkona açık açmaz. Pat. Karışma, sıçma. Hepsi geliyordu daha önce. Evet, bu şeytani sülalelerin şeytanlığını anlamayan, görmeyen kördür. İstedikleri kadar gizlemeye çalışsınlar şu an. Böyle bir işte kaldırdım. Böyle bir iğrenç kası yok be. Neler yedirmiş bir hayvana. Ne yedik bütün gece uyurken. Boğazımı yakıyor be. Maskeme rağmen neler yedirmiş, vay anasını be. O şeyleri insanlara dayatıyorlar. O şeyleri hayvanlara yediriyorlar. Orospulara bak be. Tabii ne yaydıklarını biliyorlar be. Ondan sonra bir şey söyledik mi bu şeylere?
Yaşlı anam 75 yaşında anam. 10 minute lan. Ben buraya geldiğimde 20 sene önce o zaman da 70 yaşındaydı. Öyle söylemişti. Öyle de gözüküyordu. Düşündürücü. Aynı Özdemir'in kedisi gibi yaşlanmıyor mu herhalde? 20 senedir Özdemir'in o zaman o kadar yetişkinliği hala aynı. Hiç değişmemiş. Allah boğazım olsun. Şimdi böyle bunu seyreden varsa soruyorum ben. Senedir aynı noktada. O yeni komşular biraz geç. Belki kaldırırlar. Fakat hastalığı kaparlar. Aynı yere, o yerin dışına. Daha önce üstüne de yapıyorlar. O kanalı yerlerden. Her gün bu tehlikeli pislikleri araştırmalara göre hastalık yaratan zehirli pislikleri. Peki, daha önce orada oturan, 2 sene içinde üçü birden kanser olup ölen aile, ki bunlarla davalıktı, Özdemirler ve Orhonlarla, belki Orhonlarla değil, onlar buka elini sürmüyor. Anasına ilk sanıştır da elini sürüyor. Onlar öldürmedi mi şimdi onları kanserle? Ha? Her gün bokta yatarak Özdemirler ve Orhonlar hayvanlarıyla o komşuları öldürmedi mi? Kendi analarını ilk sanıştırda becererek. Yani burnum mu acıyor be? Boğazım mahvoldu. O tek tük pislikten. Nasıl bir gaz? Daha önce de yaşadık. Köpekler veriyordu o şeyi. Hayvanlarına sıçtırıyordu. Aynı kimyasal. Bütün gün boğazım acıkacaktır. İğrenç bir şeyle. Zaten uyandığımdan belliydi. Ağzımdaki tuttan o kimyasalı yediğimiz. Bu orospu millet şimdi komşuları öldürmüş değil mi? Bunun dahası var yani. Kesinlikle stalking yaptılar benim gibi. Hayvan sahipleriyle çünkü görüyordum hep oradan. Diğer 7 hayvan buradan ayrılmayan. Hav bütün gece duyuyordum. Öyle şeylerle bu orospu sülale onları öldürmedi mi? Ve o kadar binlerce kanıtıma rağmen bunları tutuklayıp bir daha çıkmamak üzere içeriye atmayan bu yöneticiler ki yaptıkları şeyler belliydi eskiden bütün ağaçları çürütmek olan yangınlar bunların hain değil mi ben? Zalim değil mi? Rüşvet için insanlar ölsün. Sen bu şeyleri keşfet, karşı çık hayvanları kov. Belki bir şey at, yanlışlıkla vur. Ondan sonra seni içeri atacaklar. Bu zulüm değil mi? Kaç kişi böyle içeride? Kaç kişi benim gibi ilaca bağlanmış? Ne için onlar davalıktı? Bu şeyleri keşfettiler. Kesinlikle onlar dava etmedi. Bu orospu sülaleler onları dava etti. İlaca bağlamak için, içeri attırmak için. Ve kanser edip öldürdüler. Kendi analarını gözüme soktukları gibi sitelerde zikerek. Evet, hayvanları sevmiyormuş. Kim sever lan böyle şeyler yapan? Bu orospu paganların, satanistlerin yetiştirdiği hayvanları kim sever? Bunların camisine kabul edenler var ya. Bekleyin görün. Bunların hastanelerin, doğum hastanelerin, köyçlerin, kışlaların hatta diğer kurumların, karakolların bile. Hapishanelerin mi? İçeri tıktıkları. Etrafına içine dolduranlar. İşkenceler devam etsin diye. Bekleyin görün. Çünkü oradaki çalışanlar bunu bilinçsiz olduğu için yapmıyorlar. Hikaye bilerek. Zararlarını, parazitlerini bilerek. O gazlarını. Kesinlikle. Bekleyin görün. Kaç kez yakaladım böyle. Gönderiyorlar. Ben kapıyı açık bıraktım çıktım. İçeriye gönderiyorlar. Bu şeyleri hayvanlara yaptıranlar hırsızlık da yaptı. İçeri daldırtıp yatağın altına kaçırtıp oraya sıçtırdılar. Böyle kumandalı bu şeyler. Anlamıyorum yani bu nasıl bir o kadar belgeler var. Bu şeylerin zararlarına dair. Binlerce video var hemen. Hala devam edebilecekler. Nasıl bir dünya lan bu? Ha? Zorla insan kafasını bozuyorlar şimdi. Videoyu hazırlayacağım. Ayıklamak zorunda kalacağım.
oldukları şey belli be. Gözüme soktular. Nasıl ben o sözü söylediğim zaman ceza yiyecekmişim. Hatta söylemediğim zaman söyledi diye ceza yedirebilecekler. Kadının beyanı esastır diyerek üçü teker teker üç mahkemede birbirinin adını kullanarak. Tek davacıyken aniden üçü bendim. Bu nasıl sahte beyana girmez? Nasıl cezalarını almazlar? Tek taraflı mı işliyor? Bu siyonistler her şey yapabilir. Diğerleri bunların iftiralarıyla. Allah'tan bulacaksınız be. Siyonistlere bir yakar. Onlar da satanist fakat bunlar satanist. Öz satanist. Çoğunun böyle öz diye soyadı var. Hepsi değiştirsin. Öz satanist yapsın. En azından eskisi gibi hava atmıyorlar. Bütün kuşatmayla onlarla kediyle. Sanki birileri üzerlerine varacak. Hayır. Milletten gizliyorlar. Bu kurumlar bunların emrinde besbelli. Geçen gün kestirdikleri çoğularla. İnsanlardan gizleniyorlar. Tek hayvan gösterecek bana ve bir sürü yavru. Bu yavruları bile sevmiyor bu olayı. Hepsi üzerime geliyordu sevilmek için. Onlar hisseder. Hayvan sevmeyen bu. Onun burun çocuklardır be. İblisin çocukları. Yedirdikleri şeylere bak. Hala boğazımda. İğrenç. Akşama kadar yemeyeceğim yani. Ciğerlerim mahvoldu. Koronayı bunlar yayıyor bu şekilde. Ah baba fıçkırdı. Pas pas tümledi. İsimden belli zaten. Korhan Seyfi Korhan'ı. Kuşlara yedirtmeyeceğim. Orhun'un kuş sesi hoşuna gitmiyor. Orhun's pussy. Evet, dün de örneği var. Türkan Özdemir'in kendisi burada ve sinek saldırıyor. Aynen. Kimse kusura bakmasın bu şeyleri araştırdım. Bal ve sineklerin ebelisi. Böceklerin kralı. İşlem bana azıcık belet. Namazımda saldıran düşen şeyler. Şeytanla işbirlik içinde bunlar. Kesinlikle namazlarla. Hayvan değilse sinek. Suratıma. Şeytanın kulları bunlardır. Ne diyor Allah? Allah bağışlar diyor. Her şeyinizi bağışlar. Ağır suç günahları hariç. Bağışlamadıysa bu şeytanın yoluna gitmenizdir. O sizi ateşe çağırıyor diyor. Bu yaşlı iblis sizleri ateşe çağırıyor. Sabahki olaya bakın, bu olaya tekrar tekrar narsizm örneği. Kim onu buraya gönderdi gösterecekti. Bu kadar ders yeter. Gidip azarlayalım. Evet. Bu satanist millete sahip çıkan iyi düşünsün. Söyleyeceklerim bu kadar.